yasaklar konusu tabii ki hoş değil. Yani toplumun haberleşmesi en doğal hakkı. Yani insan özgürlüğün dört alanından bir tanesi de haberleşme. Yani insanlar fikirlerini serbestçe yayabilmeli, konuşmalı. Şimdi tabii son olaylara baktığımız zaman Instagram'la başlayan olaylarda her ne kadar siz de söylediğiniz gibi yani hükümet bunu sanki bu siyasi sebeplere bağlanmış evet. olsa da bugün geldiğimiz aşamada gördüğünüz gibi asla meselenin bu olmadığı anlaşılıyor. Peki meselenin arkasında ne vardı? E, tabii kasada para yok. E, vergilendirmek istiyorlar. Biraz oradan para almak istiyorlar. Bunu alamadılar. E, bu yasağı koydular. Bir hafta beklediler. Baktılar ki bir çözüm üretemiyorlar. Bari kaldıralım dediler. Bir anlaşma yapıldı ama bu anlaşmada da sözden başka bir şey yok yani. Anlaşmayla da sağlanan bir şey yok. Şimdi bu işin bir yönü. İkinci yönü, e, hakikaten işte e, bu katalog suçların içinde bulunan e, bazı şeyler var ki işte fuhuştur, e, uyuşturucudur ya da efendim işte başka böyle illegal şeylerdir. Bunları toplumdan yani korumak lazım. Bunu diğer Avrupa devletleri de yapıyor ama bunun yolu tabii ki kapatmak değil. Bununla ilgili işte çeşitli fitreler kullanılıyor. Bunlar da bunları engelleniyor. Ama işim ben tabii bir yani istihbarat çalışan birisi olarak, bir bilim hı hı. insanı olarak başka türlü de bakıyorum buraya. Şimdi tabii bu Instagram'ın ya da efendim Instagram'ın WhatsApp'ın, yani mesela Telegram diyoruz değil mi? Telegram'ın evet. arkasında kim var? Rus, Rus İstihbaratı var. TikTok'un sahibi nerede? Çin'de yaşıyor. Onun arkasında Çin istihbaratı var. Yani Türkiye'nin kendi milli yazılım sistemini getirmediği sürece bu sistemlerden dolayı her zaman bir güvenlik riski var. Çünkü ben sosyal medyada çalışan birisi olarak e, şu anda işte Amerika'da bir sistem var, dört üniversite Türkiye'den de dahil, dünyadan giden bütün sosyal medya mezaklarını alıyor. Orada bir sosyal radar matriksi var. Ülkelerin kareleri tutuluyor, hassasiyetleri ölçülüyor. E, hatta işte e, e, WhatsApp üzerinden sizi yerinizi tespit ediyorlar. Hedef haline gelebiliyorsunuz. Yani bunların aslında bir milli güvenlik boyutu var. Ama e, biz eğer bir milli yazılım programı yapar da kendi efendim WhatsAppımızı kurarsak, e, bu sefer de yani bugün gördüğümüz bu. ...özgürlüklerin tamamen ortadan kalkma şu riski var. Siz altına katılıyorsunuz o zaman bu konuda. Ee, yani, milli ve yerli bir sosyal yani medyanız katılmıyorum olmalı. Katılmıyorum derken şöyle. Hı hı. Milli güvenlik açısından tedbirler alınmalı. Ama buna rağmen de... ...yani bunu yaparken de... E, ...toplumun özgürlükleri de engellemeyen... Yani ...Türkiye bir polis devleti olmamalı. Yani herkesin takip edildiği bir sistem oluşturup... E, ...insanlar orada rahatsız edilmemeli. Yani şu andaki bu özgürlüklerde de sürdürülmeli. Yani hem güvenlik boyutlarıyla... ...hem de katalog boyutlara... ...tedbir alınmasını anlıyorum ama insanların e, efendim özel hayatı, kişilik hakları e, ya da özgürce haberleşmesinde önüne yani demokrasi standartları içinde bunu yapabilmesine imkan tanımalı. Hı hı. İşte evet. mesela bazı şartlar sıralandı, anlaşmalar daha doğrusu. Hı hı. Ve evet. uzun bir süredir de Sayın Bakan e, Uraloğlu, Ulaştırma Bakanı dedi ki işte e, Instagram'la işte konuşmalarımız sürüyor, yetkili arkadaşlarımız konuşuyor, bazı konularda sona gelindi dedi. Mesela ne onlar? E, baktığımızda... Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak. Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale gerçekleşecek. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan Kapatılmayacak, e, Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak, uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak, PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'dan. Kaldırılacak herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde Instagram yetkililerle en hızlı şekilde iletişime geçecek dedi. E, bu şekilde açıklandı. Hemen Mustafa Bey size dönelim. E, yeni yani 8 günlük bir Instagram erişimi engeli vardı. Açıldı ama yenilerinin sinyali veriliyor. E, anlaşma diye az önce sıraladığım maddeler var. Ne dersiniz bu şartlarla ilgili? Şimdi Aslanım tabii bu bir çaresizlik artı başı kesik tavuk gibi nereye nereden ne bekleyeceğini bilmeden her yere saldıran ve her yerden bir medet uman bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama öncelikle şunu vurgulamak isterim. Eğer bu konuda eğer samimi ise iktidar, evet internette, sosyal medyada sorunlar var. Ama bunun temeli 3, 3 kelimedir. Bir yayın nefret içermemeli. Cinsellik kötüye kullanımı içermemeli ve şiddet içermemeli. Zaten bu üçünü koyduktan sonra onun dışında hiçbir sorun olamaz. Ee, ama Instagram'la daha yolun başında bu Türkiye geldiklerine yayın yaptıklarında bunların hiçbiri konuşulmamış sonradan yani yolda sözleşmesini yapmaya çalışıyorlar.